riskli yani. Çatlaklar, şeyler filan. Tek orası var şu an. Aynen şu an Vefa gibi çıkarayım. Çünkü bir gün ablamdan şeyi de gömdüm. Hamze'yi de gömdüm. Zaten hepsini gömdüm onları. Şimdi İsmet teyzemden şey kaldı. Sevgi abla onları bekliyor, Alper orada. Ben burada şeyi bekliyorum. Vefa giden hepsini. Bittik ya, bittik. Bittik. Yani size ben direkt adres sizi verebilirim. Ama onu ülkeye sokmayı becermemiz lazım. Biz beceremeyebiliriz onu. Onun bir şekilde... Yani şimdi bu ülkeye uçakla göndereceğim onu. Tamam ama işte gümrüğe geliyor. Gümrükten de onun bir gümrükten çıkma işi büyük operasyon. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil o. Sonrası için ama bundan sonrası olası afetler için de hakikaten çadır kesinlikle işe yarar. Yani onları nasıl... Çünkü şimdi herkes İstanbul'a hazırlık yapıyor ya bir taraftan da. Konteyner işini biraz evi nasıl belki o konuda katkı sağlayabiliriz? Onu düşünelim. Tamam, edelim. tamam okey. Tamam Atiye, okey. Görüşürüz, kolay gelsin. Hoşçakal. Görüşürüz, selamlar. Sağ ol. Değil mi? Her şey değişti bir anda. Yani depremden bir dakika önce sonuçta deprem konusundaki incinebilirliklerimizi biliyorduk ama umursamıyorduk. Bizim bildiğimiz tüm kodların dışında bir siyasal iklim var Türkiye'de. Her konuda bölünmüş bir toplum var. Belki de artık Türkiye'yi bir arada tutan tek şeyin bu bölünmüşlük olduğu bir noktaya gelmiştik. Herkes seçimin 14 Mayıs mı yoksa işte 18 Haziran mı nasıl olacak? Erdoğan aday olacak mı, olmayacak mı, olabilir mi, olamaz mı? İktidar değişikliği olur mu? Herkes bunları düşünüyordu. Kur korumalı mevduat üzerinden esasında geleceğe ötelenmiş bir risk. Rusya ile doğalgaz ilişkileri üzerinden yine geleceğe ötelenmiş belli borçlanmalar. Ve yine dış politikada yapılan belli hamlelerle beraber esasında birçok konu sıkıntı Türkiye'de geleceğe ötelenmişti. Tabii ki insanların, yurttaşların var olan ekonomik krizle birlikte daha da yoksullaştı. Var olan yaşam şartlarının daha da zorlaştığı ve kendilerini asla huzurlu hissetmediği bir Türkiye vardı. İnsanlar artık sıkıldılar. Yaşamak istiyorlar, mutlu olmak istiyorlar. Tam bunu arzulayacak bir döneme kendilerini hazırlarken böyle kocaman bir felaket oldu. Ve biz zaten konuşarak anlatmaya çalışırız dediğimiz şeyi yaşayarak görmüş olduk. Değerli izleyenler, Diyarbakır ve çevresinde şiddetli bir deprem yaşandı. Pek çok ilde hissedildi. Tabii bu depremin nerede olduğunu henüz bilmiyoruz. AFAD'dan dekan... Trajikomik bir olay var aslında öncesinde. Ben deprem anında uyanıktım. Çekimden gelmiştim. Sıfır uyku. Oturdum. Gece 4'te de gelsem, 5'te de gelsem, 12'de de gelsem, 1'de de gelsem eve bir otururum. Şöyle bir Twitter gündemine bakarım. Gündemde deprem oldu diye kocaman bir hashtag gördüm. Saat 3.30 civarlarında. Deprem 4 küsürde oldu. Bir tıkladım escort reklamları. Bir tıkladım. Biri AK Parti'ye laf sokmuş video yapmış. Biri Kılıçdaroğlu'na laf sokmuş video yapmış. Şaka videoları vesaireler ve sürekli deprem diye onu etiketlemişler. Nasıl deprem başlığını oraya koyarsınız diye ekran görüntüsü aldım. Bu yazıyı yazıp tweet attım. Gece 3.30 koydum telefonumu kenara. Zangır zangır titriyor telefon. Bir saat sonra sürekli. Naci Görür mesaj etti. Ben gecenin telefonum yanındaydı. Mesaja baktım. Deprem oldu. Çok büyük diye mesaj. O saatte oldu. Bunun üzerine ben hemen kalktım. Ben de CL mail attım. Ne oldu, haberim var mı diye. Ve direktman bir alışkanlık oldu bende. Bir şekilde aratıyorsunuz, Kandilli'ye bakıyorsunuz. Kandilli'ye bakmadığınız zaman Amerikan Sismolojik Enstitüsü'nün Twitter hesabı var. Bir de ona bakıyorum ben. Onun arkasında orada 7.8'i gördüm. Bir akrabam Maraşlı. Onu aradım. Ne olduğunu, ne yaşadıklarını öğrenmeye çalıştım. Çünkü şunu biliyorduk. Sabaha beklersek ulaşamayacağız. Arayabildiğiniz herkesi aradık. Çünkü biz deprem ülkesiyiz. 2019'da İstanbul şangır şangır sallandığında hiçbirimizin telefonları çekmedi. Çekmedi abi. Kimse anasını babasını arayamadı. Yok,
saflı park bunlar tamamen yıkılmış durumda. Sabah 7'ye kadar kimseyle doğru düzgün temas kuramadım. Sonra Ceyhan aradı. Dedi ki ne oluyor? Dedi ki şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Kandil'den cevap bekliyorum. Ama bildiğim bir şey var. Çok büyük dedi. Çünkü ilk 7.4 diye açıkladı hatırlarsanız AFAD. Şunu anlamak mümkün değil. 7.4'lük bir depremle 7.8'lik deprem arasındaki fark 0.4 gibi görünmekle beraber sayısal olarak aslında böyle değil. 7.8'lik bir deprem, 7.4'lük bir depremden yaklaşık 2.981 kat daha büyük. 3 katı. Partiyi topladım yöneticilere. Dedim ki arkadaşlar ben biliyorum, yaşadım. Arkadaşlara dedim ki ne lazım olduğunu biliyorum. Arabaya su doldurun, battaniye doldurun ve bisküvi doldurun dedim. Otobüsümüzü alabildiği kadar sadece oturacağımız koltukları boş bıraktık. Ve gece saat 12 gibi Kahramanmaraş'a vardık. Trabzon Caddesi'ne geldik ki. Korkunçtu. Ve bu o bölgenin tamamı için geçerli. 4.37, 5'e doğru bir deprem oldu ve o depremde herkes uykudaydı, savunmasızdı. Hava şartları inanılmaz kötüydü, çok soğuktu, kar yağıyordu, yağmur yağıyordu. Göz gözü görmüyordu. Bir taraftan da devletin olmadığını görünce asker yoktu sokakta, polis yoktu. Şaşkındım ben de. Hemen aklıma gelen buradan video çekip bunu dedim millete duyurayım. Hani AFAD, şu an bir tane AFAD göster bana. İnsanlığın hiçbir değeri yok. Madem biz bize yetiyoruz, sizin ne işiniz var? Video çekiyorum ama videoları gönderemiyorum. İnternet yok. Yanımda 10 civarında arkadaşım vardı. Her biri deniyor. Ola ki bir anda bir telefon çeker diye. Arkadaşlar ne olur sesinizi duyun, çok kötü. Yalvarıyorum size. Bak tavan üstümüzde. Bak burnumuzu yapma abi. Her şey üstümüzde. Yeter işlerseniz yok. Yağlar basmak bağırıyor. Gelin hac. AFAD varmış. Ondan sonra madın devlet varmış. Hani devlet? Artık Ankara yok. 99'u yaşamış birisi. Yakınlarını kaybetmiş birisi. Öğrencilerim öldü. Arkadaşlarım öldü. O gün cep telefonları çekmiyordu. En büyük problem iletişimsizlikti. 24 yıl geçti üstünden, cep telefonları yine çekti. Kalktım abi yatağımdan, patır patır oradan yardım isteyen insanları retweet etmeye başladım. Yapabileceğim başka bir şey yok. Yani bu böyle 10 dakika durayım, dur bu deprem nerede olmuş bilmem ne falan diyecek bir şey değil. Oradan birisi yazıyor, kardeşim şu anda binanın altındayım, bana yardım edin yazıyor. İnsanlar yıkımın ne kadar büyük olduğunu farkına varamadı çünkü bir, iletişim yoktu. Telefonların hiçbiri çalışmadı. İki, medya yoktu. Zaten bunu gösterebilecek medya sayısı da yok. Bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar medya var. Onların da imkanları çok kısıtlı, bölgeye çok hızlı gidemedi. Ve bölgedeki asıl afet durumu ancak sosyal medyada ve toplum tarafından tanınan insanların seslendirmesiyle dile getirildi. Depremin ilk gecesi, ben canlı yayındayım ve bir yayın yapıyoruz. Yayından önce bütün belediye başkanları bizim ekip arayarak dedi ki, kentlerin durumu ve ihtiyaçlarınızla ilgili bilgi vermenizi sağlamak istiyoruz. Sadece Hatay bağlanabildi. Diğerleri bana bağlanmaya çekindiler. Tanıdığım ve sevdiğim insanlar olmasa mesela Fatma Şahin bağlanamaz. Niye? Korku. Korku vardı. Yani insanlar başlarına gelenin söylemekten bile çekindiler, korktular. Ya da nerede söyleyeceğiz, nasıl söyleyeceğizden korktu. Yetkilileri sesleniyorum. Afan geldi buraya, bırakın gitsin. Hiçbir şey yapamadık. Bugün öncesini bana bir yapın. Ne geldi bak öner meşru. Gel bakıp geliyor bu diyor, ekibi çıkaracak diyor. Yutkunmadan ya da ağlamak doğurmadan konuşmak çok zor. Ama bizim bütün hayatımız bitti. Televizyondayım. Bakıyorum. Allah'tan cep telefonu var. Herkes paylaşıyor görüntü. Korkunç bir yıkım var. Kimse yok. Kimse yok yani. Vatandaş böyle tek başına. Ben niye yapayalnızım diyor kadın ya. Ya çocuğu oğlumla konuşuyorum ben burada diyor ama. Nasıl alacağım ki? Hiçbir şey yok burada ya. Bir Allah'ın kulu yok burada diyor ya yanımda yani. Yani ağzımı boğmak istemiyorum ama devlet yok. Bitmiş devlet. Hani neredeler? 5 gündür şu bir şey kalkmaz mı? AFAD nerede? AFAD'ın müdürü geliyor. Sabah bir gösteri yapıyor, gidiyor. Yeter artık ya, yeter. Nerede ya bunlar? Neredeler? Nerede? Kızılay nerede? Benden vergi kesen Kızılay nerede? Bugün lazım değil mi bu vergiler? Vatandaşa bugün lazım değil mi benim vergim? Bana hizmet etmedi ya. Herkes şok vaziyetteydi.
ne yapacağını bilmiyor. İlk başta enkaz altında kalan yakınlarına ulaşmaya çalışıyorlardı. Birilerinin kendilerine yardım etmesi gerektiğini ama olmadığını düşünüyordu. Ki doğru. O anda yetecek kadar yardım ekibi yoktu. Çünkü 10 tane ili etkiledi. İlçeleriyle, köyleriyle birlikte etkiledi. Dümdüz olmuş abi her yer. Yani ben insanların şu çaresizliğini gördüm. Yani yanımda benim, ben ana habere bağlanmışım, bilgi veriyorum. Yanımda bir tane kadına böyle asfaltın üzerine yatırmışlar, kalp masajı yapıyorlar. 10 metre arkada ambulans var. Bağırıyorum, ambulans gel. Gel lan buraya, gel buraya gel. Kadın ölüyor burada. Ambulansçı bana diyor, nasıl geleyim ulan buraya diyor. Bir gösteriyor, ambulansçı insan dolu. Ne yapsın? İnsanlar farkında değil. Orada yaşananın, orada var olanın, oradaki acının büyüklüğünün farkında değil insanlar. Biz bir şey söylediğimiz zaman bunu sanki ajitasyon için söylediğimizi zannediyorlar. Ya da hükümetin yetersizliği üstünden devleti vurduğumuzu zannediyorlar. Değil kardeşim, değil. Değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük. Devletin kurumlarını yöneten hükümet beceriksiz, kifayetsiz, yetersiz kaldı. İnsanlar göz göre göre öldü. Diri diri öldü insanlar. O ilk günlerde hükümet yetkililerinin olmaları gerekenler çok daha az şekilde ekranda olduklarını düşünüyorum ben. Ve yani ben kendi adıma ilk ölü sayısı haberini Suriye'den duydum. Beni sinirlendirmişti o gün açıkçası. Yani çünkü bir yetkili duymak istiyorsunuz siz. Bir yetkiliden bir söz duymak istiyorsunuz. Biz şunu yapıyoruz, bunu yapacağız. Bundan sonra bu olacak sözünü duymak istiyorsunuz. Hepimiz anladık ki çok büyük bir felaketin ortasındayız. Hemen dedim yardıma başlamamız lazım. Ne yapmamız gerekiyorsa. Devlet yetkililerinin telefonlarını benim ekibe verdim. Benim ekip harıl harıl çalışmaya başladı. Çünkü göçük altından arayan var. Bak Ceren diye bir kızımız var, benim asistanım. Kadının bir tanesine yardım ulaşsın diye bir taraftan devlet yetkilileriyle irtibattayken bir taraftan da kadınla konuşuyordu. Kadının kucağında bebeği vardı abi. Göçük altında kadın. Yani gerçekten çok sinirim bozuluyor bunu anlatırken ama. Kadın yani 3 saat konuştu kadın abi. Yardım geliyor, gelmek üzere. Anlıyoruz bölgede yani her şey zaten mahvolmuş. Kadın en sonunda şey dedi ya. Gerek yok dedi, ben öleyim. Gelmeyin artık. Başkasına gidin dedi. Bebeğim öldü çünkü dedi donarak. Tamam mı? Bütün bunları görünce tabii doğal olarak sen de diyorsun ki canımla, kanımla, tamam mı? Ne olursa olsun. Kimin ne dediğini umursamadan biz bu işe odaklanacağız arkadaşlar. Ve buradan videolar çektim. Cumhurbaşkanına seslendim. Askeri kışladan çıkar, olağanüstü hal ilan et, durum kötü diye. Benim söylediğimden 30 saat sonra yaptılar. Oysa o anda yapılmalıydı. O anda Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğime en fazla o anda üzüldüm. Seçim gecesi bile, 2018'de bile o kadar üzülmemiştim. Ya neden yok? Ya ben olsaydım hemen askeri kışladan çıkarırdım diye geçirdim aklımı. Herkes anlayamadığı şey bu. Abi asker niye çıkmadı? Çıkmadı derken, ben şimdiye kadar hiçbir afete müdahale eden askerin afetten sonra ben müdahale ettim, burası benimdir dediğini görmedim. Zaten anlayamadığımız bu. Ne yazık ki bu iktidarın kodlarında askere karşı bir ön yargı var. Bunun geçmişini, öncesini falan tartışmıyorum. Çünkü aklım mantığıma sığmıyor benim. Bazı haysiyetsiz, açık konuşup, namussuz kişiler Hatay'da biz asker göremedik, polis göremedik gibi yalan yanlış iftiralar atıyorlar. 15 Temmuz darbe girişiminde bir afet sonrası köşeden çıkan askerden olmadı. Niye? Niye? Herkesin merak ediyor. Yani bu asker niye çıkıp da bir şey yapmadı? Çünkü can kurtaracaksan o 2 gün içerisinde kurtaracaksın. 10 saat, 12 saat, kış şartları, depremden yollar kapanmış. Asker anında olay yerinde ya, orada müdahale edebilir. Niye? Bunu kimse anlamadı. Ki yani bölgeye bakıyorsun, askeri birliklere, her yer askeri birlik doğru. Her yer. Bütün o 10 tane şehir var ya, hepsinde yani zırhlı birlik var, jet üssü var, yok Tugay komutanlığı var, ordu var. Her yer askeri birlik doğru ya, her yer. Asker bizim gibi cep telefonu kullanmaz iletişim için. Onların muharebe ağı var, telsizle haberleşirler. Asker emir komuta zincirinde hareket eder. Birbirleriyle aman sen çıkardın ben çıkardım yarışına girmezler. Sahaya girdiği zaman oradaki nizamı sağlar, disiplini sağlar. Ve oradaki insanların da çalışmasının yolunu kolaylaştırır. Sessizlik! Evet! Ses alıyoruz lütfen! Hop! Şu an durun. Kıpırdama olmasın. Tamam. Tamam. Bütün kontakları kapatın.
Hazır! Hazır! Bir, iki, üç! Sesimize hazır! Afetlerle mücadelede tabii ki ilk önceliğin, ilk dakikalardan itibaren başlaması gereken şey arama kurtarma. Çünkü derdin enkaz altındaki kişileri bir çabukta çıkartmak, yaralı olabilir. Bir çabukta ulaşıp yarasını, işte kanamasını durdurmak, yarasını tedavi etmek. Yani işin arama kurtarmadır. İlk birkaç günün asıl gündemi. Peşinden insani yardım gelir. Ama burada işte o bir sürü sıkıntı yaşandı bundan dolayı. Çünkü AFAD'ın yani 100 yılın afeti dediğimiz bir şeyi yönetebilecek kapasitesi olabilir mi? Gerek AFAD olsun, gerek yardım toplumu olsun geçen akşam. Yani Merkez Bankası para bağışlıyor. Ya kardan mı bağışlıyorsun? Nereden? Kârsa, zaten kârsa hazineye geçecek senin paran. Merkez Bankası'ndaki para denetimin içindeki bir para. Yardımlar denetimin dışında. Denetimin içindeki parayı denetimin dışına çıkarıyorlar. Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına kamu parasını denetler. Raporlar yok ortada. Peki neden denetim deyince, yolsuzluk deyince aklımıza Sayıştay geliyor? Çünkü denetim yapılmıyor. Sayıştay raporlarında milletin gazı alınıyor. Ve o hani büyük yolsuzluk şeyleri var, bulguları var ya, onlar denetim görüşümüzü etkilemeyen hususlar bölümlerinde yer alıyor. Yani biz geçerken böyle şeyler de gördük diyor. Kızılay Başkanı Başkent Gaz'ın isteği üzerine bağışın 7.925.000 lirasının Ensar Vakfı'na aktarıldığını söyledi. Sayıştay'ın 2020 yılı raporuna şöyle bir bakalım. Her şey o kadar doğru ki. Bakın. Afet ve Acil Durum Başkanlığı 2020 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan belgelerin, defterlerin, mali tabloların doğru ve güvenilir olduğu bitti. Yani buna uysanız ne olur, uymasanız ne olur. İç kontrol standartlarına uyum eylem planları personelin katkılarıyla hazırlanmıştır. Yönetici ve personelin farkındalık ve sahiplenmesini artırıcı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunlar resmi rapor, Sayıştay raporu bunlar. Kayıtlar açısından, kurallar açısından baktığın zaman Türkiye depreme en az Japonya kadar hazır. Ama sayılı kağıt üstü. Yani bizim yönetmeliklerimiz, bizim yaptıklarımız, bizim yasa koyucunun çıkardığı yasalar, buna paralel hazırlanan yönetmeliklere baktığın zaman hepsi Türkiye'yi kağıt üzerinde depreme çok hazırlıklı bir ülke gibi gösteriyor. AFAD'a bakıyorsun, kadrosu 7500 kişi, bütçesi 2,5 milyar. Neye yeter? Neye yeter? AFAD kaç kişi eğitmiş? Gönüllü olarak 24 bin kişi eğitti. AFAD yok, asker yok, hastaneler çökmüş, sorumlu yok. Sorumluluğa soyunması muhtemel siyasetçiler var, iktidar parçası. Onlar arasında kendi çekişmeleri var. O bakan öne çıkmasın, bu bakan öne çıksın. Gördük. Fotoğraf vermek için herkes iten bakan gördüm gözüküyor. Ve o zaman devlet yok denir. Devlet kendisine el uzatmak, canını kurtarmak, hayatını kolaylaştırmak için tüm gücüyle çalışmaktadır. Geliyor abi, eşyalar geliyor. İki tane afatçı var. Kıpırdamayın. Niye? Ankara'dan haber bekliyor. Niye? Beyefendi bize diyecek ki şunu yap. Abi, beyefendi bekleyecek halimiz yok. Beyefendi ayrıca her şeyi diyemez. Abi, beyefendi ayrıca her şeyi bilemez. Kimse o Ankara'daki beyefendi. Erdoğan'ın ekibi Erdoğan'sız hiçbir iş yapamadıkları için kendi başlarına iş yapamadı. Talimat bekliyorlar. O da zaten gerçeklikten kopmuş birisi. Erdoğan'ın gerçeklikle bir alakası yok artık. Yönetemez, yorgun. Onun ben sağlıklı düşündüğüne inanmıyorum. Sağlık kuruluna rapor lazım onun yönetebilmesi. Kimse kusura bakmasın. Rapor lazım. Devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara prim vermeyin. Öyle bir duruma gelmiş ki öksürdüğü zaman bile yanındakiler efendim ne güzel öksürüyorsunuz diyor. Böyle bir durumda Türkiye. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, Cumhurbaşkanımızın oluruyla, Cumhurbaşkanımızın sahaya yönlendirmesiyle, Cumhurbaşkanımızın üstün görüşüyle, Cumhurbaşkanımızın şuyuyla, buyuyla işte tek bir kişi. Çünkü öyle bir sistem oluştu ki her şey Cumhurbaşkanı'na bağlı. İstifa dahi edemiyorlar. Affımı istedim. Affımı uygun görenlere teşekkür ederim. Bu mekanizma oluştu. Tek bir adam var çünkü şu anda. Yok yok, hemen bu bir alt. Tamam. Ablam şöyle şöyle. Bunun bir altı var ya, şu gördüğün kat. Onun bir altında salon. Evet. Salonda kanepenin üstündeydi. Kirişler şöyle duruyor abla. Çapraz kopmuş, kirişler orayı kilitlemiş yani. Biraz daha ileri gittim ben. Eşmeye çalıştım, bakmaya çalıştım ama gidemiyorsun. Orada hiltiyle, yani sağlam bir ekipmanla çalışması lazım.
Buranda... Yani o konuda da ben çok bir profesyonel değilim yani. Ama pek... Yani duvarlar birbirinin üstüne düşmüş. Biz de çok istiyoruz onu size vermeyi ama gerçekten hani... Şimdi de bizi anlayın lütfen şey yapabilirsek. Şimdi ilk önce sese odaklanacaklar. İnşallah bunu bulabilirler. Yani ne desek bilmiyorum. Ben sizi anlayamam yani. Anlıyorum desem yalan söylerim ama. Orasını yani hiç konuşmak istemiyorum. Yani evet maalesef çok fazla sayıda insan kaybettik. Maalesef kaybettik. Yani çünkü bu bir felaketti. Afet bile değildi. İlk anda o hal ilan edilmeli. İlk anda topyekün mücadele kararı alınmalıydı. Yani seferberlik ilan edilmeliydi. Ya böyle bir afetle biz karşılaşmadık ki hayatımızda. Yani bundan daha büyüğünü yaşamadı bu coğrafya. Dolayısıyla böyle bir afete, felakete bütün gücümüzle dahil olmamız gerekirdi. İlk dakikalardan itibaren. Ve bunu yapabilecek imkan, kabiliyete, kapasiteye, potansiyele de sahiptik. Çok sahipsiz bıraktık milleti. Yani gerçekten o bölge insanı yaşadığı travmayı atlatamayacak bir daha. Çünkü sevdikleriyle konuşa konuşa gittiler yani. Bunlar dışarıda, onlar içeride. Gece tabii soğuk, don, çıkartamıyorlar. Yani... Şimdi geldiğimiz noktada ise 20 yıl boyunca deprem vergisi toplanıyor. Deprem vergisi niye toplanıyor? 99 depremini gördük. Yardıma muhtaç olan insanların çaresizliğini gördü devlet. Bu devlet yetkililer dedi ki biz bir daha buna izin vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Çürük binaları yok edeceğiz. Ne yapacağız? Yeni altyapı yapacağız. Buradaki insanların barınması için yeni evler inşa edeceğiz. Yıkılmayacak evler inşa edeceğiz dediler. Geldiğimiz noktada ne var? Çok büyük bir yıkım var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği hiçbir afette Allah'a çok şükür nerede bu devlet cümlesini hiç duymadım. Onun yerine tek bir cümle duydum. Allah devletten ve milletten razı olsun. Ama bir daha kimsenin nerede bu devlet demeyeceğini söylemiyorum. 2018 yılında imar affını kim getirdi? Kim getirdi? Ve bunu bir başarıymış gibi sundu. Reklamlar çekildi, kamu spotları çekildi. Hatta bu ülkede tiyatrocuyum diyen insanlar çıktılar orada. Müjdeler olsun, devlet size imar affını getirir dedi. İnsan ölümünü müjdeler mi? Amcalarım, ninelerim, teyzelerim, devletten size müjde. İmar barışı geldi. Geçmişte kayıtsızca yapılan yapılar kayıt altına alınıyor. Devlet vatandaşıyla helalleşiyor. Ne iktidar partisi, ne muhalefet partileri, ne ana muhalefet, hiçbir tanesi umursamadı. Bakın Türkiye'de son yıllarda meclisten geçip de ortak karar alınmış çok ender konu vardır. Bunlardan bir tanesi imar affıdır. Al birini vur ötekine. Al birini vur ötekine. Ya bir fark yok zaten. Türkiye'de bu iktidardan kurtulmanın yolu bu muhalefetten kurtulmaktan geçer. Bu muhalefeti değiştirmeden bu iktidarı değiştiremezsin. Yani bugün birbirini suçlayabilirler, suçlamayabilirler bilemiyorum. Ama imar konusunda bunların tamamı suç ortağıdır. Bu suç ortağının içerisinde halk da var. Fakat halkı suçlamak dünyanın en aptalca işidir. Halk... Kısa vadeli günlük çıkarlarını düşünmek zorundadır. Yapacak elinden başka bir şey gelmez. Burada önemli olan bir kural koyucu, iki kural uygulayıcı. Ve çıktı bakan 25 milyar TL kazanç elde etti devletimiz dedi. 25 milyar TL. Eski parayla 25 katrilyon lira kazanç elde ettik dedi. 25 milyar kaç tane can yapar? Kaç tane yurttaşın canı yapar? Gün onlarla tartışma günü değildir. Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri de açacağız. Savcılarımız gereken işlemleri süratle yapıyor. Yani şu felakete hakikaten maruz kaldı hükümet, doğrudur. Ama sonuçta birçok şeyi de tercih etti. Bu tercihlerinden bir tanesi de oradaki hesap soran bakış. Oradaki o ilk, o Erdoğan'ın etrafında tepeden gelen ışıklarla kaşlar çatık bir şekilde herkese kızgın ayar veren halde olması Cumhurbaşkanı. Siyaset makamı halka hesap verme makamıdır. Hesap vereceksin. Bunlar halka hesap soruyorlar. Hesap vermek bir yana halktan hesap soruyor. Niye geldin diyor. Yani ve içeri atıyor seni. Hükümete kızmanın vakti burası mıdır? Belki de öyle yani o bir işbirliği noktası gelebilirdi ya bu iş ertelenebilirdi ama onu da istemedi hükümet diye düşünüyorum açıkçası. Belki kendisine karşı kontrolden çıkabileceğini düşündü. Bir noktada da o otoritesini kuvvetle tesis etmeye çalıştı. Bir anda iktidar yandaşı trollerden müthiş bir küfür salvası başladı. Sen niye büyük göstermeye çalışıyorsun? Şimdi ne oldu? Onlar tam aksine olduğundan büyük göstermeye çalışıyorlar. Çünkü büyüktü kardeşim. Olacağı belli bir depreme hiçbir önlem almadan beklersen asrın felaketi dersin.
7.8 de olsa asrın felekidir, 7.4 de olsa asrın felekidir, 7.1 de olsa asrın felekidir. Çünkü sen tedbirsiz yakalanmışsın, asrın felekidir. Felaket olan kafadır, felaket olan doğa değildir. Sen o doğanın sana gösterdiğine uygun bir tedbir paketi içerisinde değilsen, bu asrın felaketi, asrın aptallığı, asrın sorumsuzluğu, asrın basiretsizliği, asrın liyakatsizliği olabilir ama asrın felaketi olmaz. Gata'yı herkes anladı demişimdi Gata'yı. Yani Gata'daki doktorlar diğer tıp fakültesindeki doktorlardan farklı yetişiyor. Rusya savaşıyor ya. Rusya savaşıyor. Sahra Hastanesi'ni Rusya kuruyor bize. Kızılay'ın çadırları vardı. Ben 12 gündür deprem bölgesindeyim. Her gün bir başka ile ilçeye gidiyorum. Kızılay'ın bir yerde bir çadırını gördüm. Tek bir yerde gördüm. Kızılay ne diye kullanılıyor? Ankara'da özelleştirilerek satılan doğalgaz firması Kızılay'a bağış yapıyor. 8 milyon dolar. Ama diyor ben bu bağışı yapıyorum. Senin üstünden diyor Ensar Vakfı'na gidecek yurt dışındaki. Normalde devlete vergi olarak yatıracağı parayı sanki bir özel bir şey yapıyormuş gibi Kızılay'a yatırıyor. Vergi affından yararlanıyor. Kızılay da o parayı tarikat ve cemaatlerin gerici vakıflarına aktarıyor ve bu aracılık yapıyor Kızılay. Bu hale gelmiş durumda. AKP'nin geldiği dönemleri biliyorum. O dönemde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyesiydim. Öyle bir gelenekten geliyorduk ki önümüzde bizim iki tane telefon vardı. Birisi resmi işlerimiz için, diğeri özel işlerimiz için. Özel işlerimizin parasını biz öderdik. Yani bu kadar özenliydik. Ama şimdi bir yeri kapmışsanız size hırsızlık yapma, soygun yapma fırsatı olanağı tanınmış sayılıyor. Böyle bir duruma geldik biz. Burada bak. Burada görünüyor. Burada biraz uğraşırsan buradan giriliyor. Yavaş gel. Şurada gözüküyor. Yani artı yok, 3 tanesi burada. Evet. 3 tanesi burada benim. 1, 2, 3 mu olmuş orası? Burası en üstten hesabı. Bak 1, 2, 3, şura 4, şura 3. Şurası 3 olmuş. He, şura 1. kat olmuş. Görünen divan 1. katın divanı. Mevcut iktidar, İslami motiflerle süslenmiş yönetim tarzını devlete angaje etmeye çalışıyor. Sadece kanaat getiren, biat eden, oluşan aksaklıkların sadece Allah tarafından gönderildiğini ve buna kanaat getirilmesi gerektiğine inanan bir toplum yaratmaya çalışıyor. 20 yıllık politikanın aslında genel yapısı bu. Ondan sonra kader planı. Abi o kader mader değil. Yani kader şu, bu kadar basiretsiz yönetimleri seçiyor ve uzun süre iş başı tutuyor olmak, evet bu kaderdir. Ama zeka eksikliğinden kaynaklanan bir kaderdir. İdrak eksikliğinden kaynaklanan bir kaderdir. Niçin orada insanlar sivil topluma devletten daha çok güveniyorlar? Abi sen Kızılay üzerinden Manhattan'da bina yaparsan insanlar Kızılay'a güvenmezler. Murat Bardakçı benim programda çıkıp diyor ki ben Kızılay'a kan bile vermiyorum artık. Ya AFAD'da tasavvufçunun ne işi var ya? Enkaz altında insanlar sela veriyorlar ya. Kafaya bakın kafaya. Sela nedir? Ölümü çağrıştırır değil mi? Cuma günleri hariç ölümü çağrıştırır. Ölen kişinin arkasından selam. Ya insanlar enkazın altında niye selam veriyorsun ya? Çıldırtmak mı istiyorsun insan? Peygamber Efendimiz için. Çökerttiler kurumları. Onları Ensar Vakfı'nın paravan şirketi yaptı. Amerika'daki bina yapımında kullandı. Güven kalmadı bu kurumlara. AFAD'a güven yok. Kızılay'a güven yok. TÜİK'e güven yok. Merkez Bankası'na güven yok. Güven olmayınca işte ahbap çıkıyor ortaya. Haluk Levent çıkıyor. Oğuzhan Uğur çıkıyor. Onun için çıkıyor bunlar. İnsanlar ahbaba sarılıyor. Güveniyorlar çünkü. Oradaki yapının insanlara gerçekten yaptığı yardımı ulaştırabileceğine inanıyorlar. Şeffaf olduklarına inanıyorlar. Babala TV niye bunu yapıyor? Çünkü sahada bunu duyurabilecek televizyon kanalı yok. Nereye gidiyorlar? AFAD'ın olduğu ya da kurtarma çalışmalarının olduğu, devlet burada yalan söylüyorsunuz işte denilen mikrofonların olduğu yerden çünkü medya yayın yapıyor. Ama aslında öyle değil. Yardım çağrısı var. 500 enkaz var. Bir enkazın başına kameraları dayamışlar. Bütün Türkiye'de zannediyor ki kurtarma çalışmaları devam ediyor. 499'u ne oluyor? Kaderine terk etmiş. 140. saatte elini kaldırdı. Enkazdan çıkar çıkmaz. Bütün kanallar ortak aynı üretim, aynı noktanın yapılan yayını yayınlanırdı. Kafalarında ne yazıyordu? Baletlerinde. İHH.
Ben birebir şahidim. Antakya'da Sultanbeyli Gönüllüleri diye bir ekip gelmiş. Gencecik çocuklar. Kim olduklarını bile bilmiyorum. Burayı biz bulduk dedi. Nasıl yani dedim. Abi herkes burayı terk etmişti dedi. Biz enkazı dinledik, ses geldiğini duyduk. İçeri girmeye çalıştık. Sonra jandarma arama kurtarma geldi dedi. Onlara haber verdik. Bir yerden başlıyorlar avukat Batuhan'ın çıktığı bina. Tam çıkacakken ne oluyor biliyor musun? AFAD yetkileri geldi, jandarma arama kurtarmanın yanına giriyor. O çıkarma esnasında kameraların çıkış esnasında çünkü herkes çıkıyor. Bir de orada seyyar tekbir ekibi var. Mobil tekbir ekibi. Yani burada bakıyorum televizyonlarda göçük üzerinde işte görevliler var falan filan. Hani iki tane bir kare oraya veriyor, bir kare oraya veriyor. Ortada sağ olsun profesör hocalarımız ki helal olsun hepsine de. Yani ben o kadar dinlenmesem, kimse beni dinlemese bilimi bırakırdım bak. Çok ciddi başka bir işe başlardım yani. Uzmanlıkla gazeteciliği kapatıyoruz. Fay hattı tartışması, fay hattının boyu 100 kilometre ya da 150 kilometre. Yani şu an enkaz altında olan birisi için bunun bir değeri yok. Depremin rakamlardan, numaralardan, büyüklük, şiddetten ibaret olmadığını, işte oradan haritalardan ibaret olmadığını, orada aslında sokakta yaşanan bir şey var. Bunun en iyi örneği Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy. Şimdi Mehmet Akif Ersoy'a baktığınız zaman AK Parti hükümetine uzak bir adam değil. Bütün bakanların konuşmak için tercih ettiği genç bir gazeteci falan. Doğrudan en ağır lafları o etti. En ağır laf. Çünkü gördüğün zaman başka bir şey, görmeden başka bir şey. Haluk abinin arabasında iki tane pet şişe su vardı abi. Kapısı açık Haluk abinin arabasını. Beni bir bölgeye götürecek. Arabanın önünde konuşuyoruz. Şunu yapalım. Ne yapmamız lazım? Babalı ekip orada. Çalışıyorlar. Ne yapalım falan diye konuşurken AFAD'çı çocuklar geldi böyle. Gönüllü çocuklar. Toz toprak günah o çocuklar. Saatlerdir göçükteler. Suyu kaptı abi dedi kusura bakmayın. Lak 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 lak. Arabadaki pet şişe suyu içti mesela. Şimdi devlet düşmanı mı oluyorum ben bunu söyleyince? İlk iki gün bu şekildeydi abi. Yardımlar belki gidiyordu her yere. Oraya gel. Benim gittiğim yerde yoktu mesela. Devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akraba gibi kanat çıkmaktadır. Bir noktada depremle mücadele etmek, felaketle mücadele etmektense bunun algısını yönetmek, bunun algısıyla mücadele etmek, bunun oluşabileceği, gösterebileceği kötü algıyla mücadele etmek ana gündem oldu. Bir düşman yaratmaları gerekiyor. Her kriz anında o suçu yüklenebilecek, toplumda nefret objesi haline getirebilecekleri bir materyal bulmaları gerekiyor. Şimdi bu döneminde ahbap ve babal oldu. Niye biliyor musun? Çünkü insanlar güvenip oraya yardım yaptılar. Yardım boyutu onların tahmininden çok büyük mü oldu? Bütün YouTuberlar, ünlü oyuncular, müzisyenler tamamı gönüllü olarak atladılar buraya geldiler. Canlı yayınlar açtılar, 5 dakikada 5 milyon topladılar burada bizim gözümüzün önünde. 5 saniye, bak biliyor musun bizim müdahale süremiz 5 saniyeydi burada. Biri arıyor diyor ki göçük altındayım. 5 saniye sonra yetkililere haber verebiliyorduk. 5 saniye sonra uydudan bilmem nesinin görüntüsünü alıp çat diye yetkililere atabiliyorduk. Neyse biz bizim insanımıza rağmen, bazı insanımıza rağmen bu yardımlara hız kesmeden devam edelim dedik. Ve cayır cayır anlatmaya başladım. Bak burada bunlar oluyor, şurada şunlar oluyor. Kimseyi rencide etmeden. Nerede bu devlet demeden, dememişim de bir kere bile. Hatta şöyle bir tweetim var. Sevgili devlet büyüklerim. Biliyorum siz de çok üzgünsünüz. Biliyorum herkesi kurtarmak istiyorsunuz. Fakat kameranın karşısına geçip biz yetiştik her yere derseniz olmaz. Neden olmaz biliyor musun? Yetişilemeyen, girilemeyen mahalleler vardı. Mucize bebek, mucize insanlar. Evet, mucize yaşayamayan on binlerce insan. Gidin o insanların aileleriyle bir mikrofon uzatın da neler söyleyecekler dinleyin. Siz anneniz, babanız hemen karşınızda enkazın altındayken beni kurtarın feryadına karşılık hiçbir şey yapamayıp çaresizce oturduğunuzda ne yapacağınızı düşünebiliyor musunuz? Ne yapardınız siz? Ya Allah rızası için empati kurun ya. Kafanızın üstünde beton var, sıkışmışsınız orada. Suyunuz yok, yemeğiniz yok. Donuyorsunuz. Elinizde telefon, sağa sola yardım, çığlık, sesiniz kısılmış. Belki bir giriyorsunuz videoya, bir yetkili diyor ki biz her yere ulaştık. Delirmez misin? Bana ulaşılmadı deyip daha çok panik olmaz mısınız? Bir de şunu düşünürsünüz ha. Herkese ulaşılmış, bir beni bıraktılar burada demez misiniz insan psikolojisi abi, psikologlara soralım ya. Dedim ki yapmayın ne olursunuz. Sonra devlet düşmanı oldum işte. Devlet sensin, devlet benim. Devlet ambulanstır, devlet jandarmadır. Devlet var olan kurumdur. Temsil ettiğin kişilerdir. Biziz yani devlet. Ama hükümet öyle bir noktaya getirdi ki devlet benim diyor. Kendisine yapılan bir eleştiriyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış gibi adlediyor. Ne o Oğuzhan Uğur'a saldırıyorlar. Abi Oğuzhan Uğur paraya dokunmuyor bile.
Babası orada ki parayı oraya yatırın, parayı buraya yatırın, o derneği yapın. O insan gücünü toplayıp oralara aktarmaya çalışıyor. Dışarıdan bağlantılarını kullanmaya çalışıyor. İyi niyetli bir şey yapmaya çalışıyor. Ne yapsınlar yani? Kim yapsın? Sen becerememişsin. Devletin içerisindeki, kamu içerisindeki organizasyonları devreye sokmamışsın. Soktukların yetersizliği ve liyakatsizliği ortaya çıkmış. Girenler geç kalmışlar. Kendi seçmenin, sana yakın insanlar bile artık tepki göstermeye başlamışlar. Korku duvarını yıkmışlar tepkide. Sen hala bir şey yapmıyorsun. Ve yapanları da engellemeye çalışıyorsun. Çünkü arkadaş, onların gerici tarikat ve cemaatleri var. Nasıl olur da onlara yardım yapılmaz, oraya verilir? Nasıl olur da onlar oradan nemalanmaz da bunlar verilir? Bir saniye ya, bizim kurduğumuz bir düzen var. AFAD var, Kızılay var, Kızılay'ın üstünden yürüttüğümüz cemaatler var, işte tarikatlar var. O vakıflara yapılması gerekiyor. Onlara yapılmış olsaydı ses çıkarırlar mıydı? Ağzını açmazlardı. Devlet Türkiye'de çok güçlü bir otorite ve güçlü olduğu kadar kıskanç bir otorite. Başkalarının sevilmesini de kıskanıyor. Başkalarının aslında sevilebilme ihtimallerini de kıskanıyor. Devletin kıskançlığını yaşadık biz orada. Bana sorarsan iktidarın özgüven eksik. Şimdi özgüven eksik olduğu zaman, yani özgüven en çok bağrının sahip olduğu bir şey değildir dünyada. Ya özgüvenin varsa kendi askerinden de korkmazsın, kendi sivilinden de korkmazsın, kendi sivil toplumundan da korkmazsın. Şimdi bugün bu deprem sonrası, şimdi bakın Ahbap'a saldırıyorlar. Yani Ahbap ne yapıyor kardeşim? Ne yapıyor? Çok para topluyor. Abi denetlersin. Senin elinde Ahbap bir dernekse eğer, dernekler masası var. Maliye var. Polisin, mali polisin var. Var oğlu var. Gidersin denetlersin. Hatay'da baraj patladı iddiasıyla ilgili paylaşımı yapan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur savcıya ifade verdi. Bakanlık çalışanından aldığım bilgileri paylaştım diyen Uğur, elindeki delilleri de savcıya sundu. Korktum biliyor musun? Aşırı korktum yani. Neye korktum biliyor musun? Savcılıkta beni 3,5 saat orada beklettiklerinde korkmadım. Ben yıllarca hapishane gördüm. Ben Silivri'ye yıllarca gittim. Benim çoluğum çocuğum da yok ha. Yani ben yatarım abi. Ne fark eder? Ben bu içerideki çocuklardan korktum abi. 20 yaşında bu çocuklar. 25 yaşında. Yani bu çocuklar hayatlarında adliye görmemişler. Şimdi bu çocuk bu kadar ilginin üzerine madalya beklerken kendini adliye koridorunda bulursa bu çocuğu, hadi anlat bu devleti çocuğa. Aynı böyle babasını, annesini polis döven Kürt çocuğa bir şey bugün anlatamayacağımız gibi, geçmişte olan. Aynı babasını, annesini PKK'lının öldürdüğü çocuğa bugün barışı anlatamayacağımız gibi şeyler burada da mı oluşsun, burada da mı doğuralım? Ya maalesef yani devleti yönetenlerin, devlet aygıtının, kurumlarının sivil inisiyatifinin gerisinde kalmasından buraya geldik. Yani 99'da da arama kurtarma gönüllüler tarafından yapıldı ağırlıklı olarak. Yani sonuçta biz 120 kişiydik ama 1000'in üzerinde insanı örgütledik. Şimdi Babala TV'de, Ahbap'ta aslında Türkiye'deki bir vakumun büyüklüğünü gösteriyor. Orada büyük bir boşluk var. Depremle beraber çok büyüdüler. Çok büyümelerinin sebebi aslında bizim sivil toplumumuzun çok budanmış olması. Sivil toplum budanmış durumda Türkiye'de. İşte var olan sistemi bozmasak, yani mevcut kalsaydı biz şu anda çok daha iyi bir durumdaydık. Akut'a da operasyon yaptılar yani. Düpedüz darbe yaptılar Akut'a. Tam 15 Temmuz sonrası böyle kendilerini yarı tanrı gibi gördükleri, önlerine geleni biçtikleri, her türlü yani FETÖ'cü deyip içeri attırırım deyip tehdit ettikleri bir şey dönemde bize de bir operasyon yapıldı. Hepsini yok ettiler. Akut'a siyasi gerekçelerle saldırdılar. Şimdi de Haluk Levent'e saldırıyorlar işte. Oğuzhan'a saldırıyorlar. Aynısını yapmaya çalışıyorlar. Ama bu sefer ne olursunuz aynı filmi izlemeyelim. Hep beraber buna diretelim. Hala direniyor insanlar. Hala aklını yitirmemiş, aklı muhakemesi yerinde olan ve sorgulayan insanlar var Türkiye'de. Ve sorgulayamayan insanlar bağırıyor. Biz niye öldük? Biz niye varız? Devlet niye var? Ve niye görevini yapmıyor? Dediğim gibi bunu ben anlatmışım abi. Çünkü bak ben bile unuturum abi. Bak sen de unutursun, inan bana. Bu videoyu izleyenler de unutur. İşte o yardım edemediğimiz adam unutamayacak, anladın mı? Çocuk da unutamayacak, kadın da unutamayacak yani. Onlar yalnızca yaşadıkları felaketi değil. O felaketin üzerine eklenen ağırlıkları da unutmayacaklar. Bak ben bu halkın hafızasına hiç güvenmedim. Bunun içine kendime de dahil ettim. Ama unutulmamasını dilerim.
Huzur Mahallesi hep huzurlu kalacak mı? Hep huzurlu kalalım diye...